Bugün Malatya Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte Filistin yararına kermes düzenledik. Gelirini Filistin'deki kardeşlerimize göndereceğiz inşallah. Malatya'daki bütün sivil toplum kuruluşları canına başla gerçekten destek verdiler. 6 gün boyunca buradayız. 31 Ekim'de başlıyor kermesimiz, yani bugün salı günü ve pazar günü. Akşam 6'ya kadar devam edecek. Malatyalı halkını desteğe bekliyoruz. Hem gelip ikramlıklarımızdan yiyebilirler, hem de destek amaçlı bir şeyler getirebilirler, yapabilirler. Buradan yani çok bir şey değil belki Filistin halkı için, onların şu durumlarında biz böyle yemekler yapıp satıp yemek içmek belki bizim çok ağrımıza gidiyor. Ama bir şekilde onlara destek amaçlı bunu bir maddi gelire dönüştürüp, çünkü Hamas lideri bir açıklama yapmıştı, biz biliyoruz. Buraya askerlerini, toplarını, tüfeklerini göndermeyecekler ama en azından yardım tırlarını gönderin diye. Biz de o yardım tırlarının dolu gitmesi için burada destek olmaya çalışıyoruz. İnşallah buradan elde ettiğimiz geliri Filistin'deki kardeşlerimize yardım amaçlı göndereceğiz. Milli Eğitim Bakanı açıklama yaptı. Bu sezon okullar açılmayacak çünkü okula gidecek öğrenci yoktur dedi. Bir nesil katledildi ve bunun yarısı neredeyse çocuk. Ve tüm dünya halen ayağa kalktı insanlar bunun için ama devletler bir önden bir tedbir almıyor. Bu bizim içimizi gerçekten ciddi manada yakıyor, üzüyor. İnşallah en kısa zamanda daha fazla kayıp yaşanmadan bu Filistin'in zaferiyle son bulur. Gerçekten bizler belki bu çalışmaları yaparak kendimizi avutmaya çalışıyoruz. Çünkü evde duramıyoruz. Çocukların ceset ölmüş bedenlerini gördükçe, ağlayan anneleri gördükçe, o kadar hüngür hüngür ağlayan erkekleri gördükçe, çünkü bizler erkeklerin ağlamasına çok alışık değiliz. Onları gördükçe evde duramıyoruz. Bu şekilde destek olmaya çalışıyoruz. En azından Rabbimiz diyoruz bizi bu yolda görsün. Bir anne olarak yüreğim parçalanıyor. Çocuğumu sarıldığım zaman çok üzülüyorum gerçekten. Diyorum yavrum, her sarıldığımda Filistinli çocuğunun parçalanmış cesedini toplayan anne aklıma geliyor. Bu gerçekten çok acı. Rabbim bize güç ve kuvvet versin. Bunun yükünü taşımak, orada olmak daha kolaydır belki. Burada bunun yükünü taşımak çok zor. Zahirde görünen bir acı kayıp, aslında onlar hepsi birer cennet ehli. Cennet ehli çoğalıyor. Aynı tarafta cehennem ehli de çoğalıyor. Destekçileri, onları koruyanlar, gözetenler, Allah'a hesap nasıl verecekler bilemiyorum. Aslında Gazze'de şehit olanlar diriler. Ölü olan biz İslam coğrafyasıyız. Yani şu an eğer İslam coğrafyası devletler yoluyla bir şey yapamıyorlarsa millet ayakta. Devletler bıraksın, millet yürüsün. Yani gerçekten şu an artık ne eve sığabiliyoruz, ne uyuyabiliyoruz, ne yemek yiyebiliyoruz. Çocuklarımızı ağlayarak sevebiliyoruz. Allah rızası için biz İslam coğrafyasını artık bu yanan ateşlerin sönmesini istiyoruz. Gerçekten artık orada ateş yanıyorsa bizim de burada yüreklerimiz yanıyor. Yani karınca misali, su damla misali nasıl yapabiliriz diye çabalanıyoruz. Eğer İslam coğrafyası, yetkililer, devletler bir şey yapamıyorsa millet yapacaktır. Yaptığımız yemek, hizmet vesaire, bu yardımlar bir nevi vicdanımıza belki biraz su serper diye düşünüyoruz. İsrail'i yok etmek için şu anda Türkiye elinden geleni yapması gerek. Bizim millet olarak ayaklanmamız gerekiyor. Artık göz yummamamız gerek. Çocuklar bile geldi. Üzülüyorum yani. Yardım etmek için uğraşıyorum ben de. Ok baş yapıyor Filistin için. Haşur'daki çadırları için. Kaçıncı bağışını yaptın? Bugün 5. bağışımı yaptım. 7 tane bağış yapmak için 10 liram var. Gazze'ye selamlarımı gönderiyorum. Zaferimiz yakındır. Bunu biliyorum. İnanıyorum. Hadi Allah'a ısmarladık.